Evet arkadaşlar, bugün değişik bir içerikle sizin önünüzdeyiz. Rusya'nın en büyük Sportmaster, yani sporun ustası dükkanına geldik. Burada spor kamp ürünlerini inceleyeceğiz. Normalde Decathlon vardı burada, Türkiye'de olduğu gibi, fakat son savaştan dolayı Decathlon, malum Fransız markası, kapatıp gitti. Onun yerine başka bir marka gelecek ama henüz gelmedi. Ama Sportmaster halihazırda en büyük spor ürünleri sunan bir zincir mağaza olarak faaliyetlerini Rusya'nın çeşitli şehirlerinde devam ettiriyor. Rusya'ya gelme şansımız oldu. Gelince tabii bir kampçı olarak kamp ürünlerini biz de inceleyelim dedik. Araştıralım, neler var, neler yok, fiyatlar nedir, burada olup da Türkiye'de olmayan ürünler nedir acaba? Merakımızı çekti tabii ki. Beğendiğim ürünler oldu. Değişik ürünler var tabii ki. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bence olmazsa olmaz hemen çadırlardan başlayalım. Şöyle, rubleyle tabii ki fiyatlar. Bunu ruble TL karşılığına baktığımızda 1 TL eşittir 3 ruble. Yani şu fiyatı tahminen 3'e bölüldü. 3.11 yapıyor galiba kur. Güncel kuru da paylaşırım sizinle. Bu arada Aralık ayının sonundayız. Yıl sonu neredeyiz? Bazı yıl sonu indirimler de mevcut tabii ki dükkanda. 2 kişilik bir çadır, basit bir ürün. Şundan başlıyoruz. Yani 2000 ruble tahminen 650-700 lira civarı neredeyse yapar. 2 kişilik 1,5 kilo ağırlığında, 800 milimetreye kadar suya dayanıklı ve altının su geçirmemezliği de 10.000 milim suya dayanıklılığı var. 6.9 milim de pollerin çapı. Şu oluyor görüntü olarak. Gerçekten çok hafif. Belirtildiği gibi 1,5 kilo. Yani böyle elinizde, çantanızda çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Tabii bu en basic model diyebiliriz buna. Şimdi 120'ye 205 diyor. Yükseklikte 1 metre diyor. Şöyle 100 santimetre. Dolayısıyla bunun açık hali de bu şekilde oluyor. Yani basic bu Decathlon çadırları gibi, fakat fiyat bence daha uygun. Malum Decathlon'da da sürekli zamlanıyor fiyatlar. Burada da yaptırımlardan dolayı artık belli bir markalar üzerinden devam ettiriyorlar. Bunun bir üstü diyebiliriz aslında. Şöyle, bu da yine çift kişilik bir model oluyor. İç kabin 140 santimetre, fakat boydan boya 80'şer santimetre de kalıyor. Çantanızı, ayakkabılarınızı koyma yeri kalıyor. 3.7 kilogram ağırlığında. Burada içinde sinekliği de varmış diyor. Şöyle bir model. Yani bu da yine de belki çantada tercih edilmeyebilir 3.7 kilo olmasından dolayı, ama 2 kişilik güzel bir çadır aslında. Şöyle bunun bakalım bir açık hali nedir, nasıldır? Evet, açık hali tam bu şekilde. 7499 ruble fiyatı. Buna dediğim gibi 3'e bölünce TL karşılığını almış oluyoruz fiyatın. Bakalım başka hangi modeller mevcut? Teslin 3 modeli varmış. Teslin 3 modeli de 3 kişilik oluyor şimdi. Boyutlarda artık 340'a 220, 125 santimde yüksekliği var. Yanlardan da 80'şer santimetre bagaj alanınız ve işte eşyalarınızı, çantanızı, ayakkabılarınızı bırakabileceğiniz bir alan var. Görüntü olarak da deminkinin bir geniş boyu diye düşünebiliriz. Ağırlığı 3.9 kilogram, diğeri 3.7 idi. Az bir şey, ondan daha ağır, ama artık 3 kişiye ağırlayabilirsiniz. 3 kişiyi yönelik hesaplayabilirsiniz bu çadırı. Teslin 3 modeli de diğerinden farklı olarak 1000 ruble daha pahalı. Diğeri 7500'lü diyelim, 499. Bu da 8499 olarak geliyor. 3000 milim suya dayanıklılığı var ve altının, brandanın altının ve çadırın altının suya dayanıklılık seviyesi de 10.000 milim dayanıklılık diyor. 9.5 milim de fiberglass poller kullanılmış. Şöyle yeşil renkte değişik bir çadır. Şimdi bunların bir de dom modelleri var. Dom modeli de bu şekilde oluyor. Bakalım hemen ne diyor burada. Genişlik 300'e 180, 80 santimetrelik bir bagaj alanınız var. Bakın yine de adımla diyor. 5 adım, 3 adım anlaşılsın diye. 120 metreyi de yüksekliği var iç. Yoksa dış yükseklik belirtilmemiş burada. Sanırım dış yüksekliktir büyük ihtimal. 3 kilo, 3.05 hatta gramına kadar yazmışlar burada. Bunun da 3000 milim suya dayanıklılığı var. Sinekliği var ayrıca. 7.9 milimetre fiberglass poller kullanılmış, tercih edilmiş. 3 kişilik bir çadır. Dom 3 model olarak geçmekte. Şuradan baktığımızda fiyatı da 6000 ruble, yani 2000 lira. Şöyle. Aynı veriler burada da belirtilmiş. Bu şekilde. Evet. Dom modellerini inceledik. Dom'un akabinde de şuna bakmak istiyorum. Northland Valley 2 modeli. Bu da 2 kişilik. 370'e 140 santimetre boyutları var. 120 santimetre yüksekliği, 3.8 kilogram ağırlığında, 5000 milim dayanıklığı var suya karşı. Alt tabanında 10.000 milim dayanıklığı varmış. 7.9 milim fiberglass poller kullanılmış burada. Özellikleri var burada. İşte güneş geçirmez, güneş ışınlarını yansıma özelliği varmış. Bu şekilde bir çadır. Valley 2. Bu çadır oluyor. Burada ayrıca internet katalog üzerinden de istediğiniz modeli sipariş verebilirsiniz. Ben halihazırda mağazada olan, bulunan çadırların incelemesini yapıyorum. Bu şekilde bir çift renkli, önünde bir bagaj alanı bulunan, sineklikli, havalandırmalı, gayet hoş bir çadıra benziyor. 9000 ruble, yani 3000 lira fiyatı. Bundan sonra artık daha büyük, ben bunlara aile boyutu diyorum. Bizim de benzerini kullandığımız başka marka tabii çadırlar. Bunlar daha böyle ağır, 10 kilonun üzerinde, 10.4 kilo ağırlığı var. 4 kişilik tente, 3000 milim suya dayanıklığı var mı? İçerisinin içeri alan genişletilmiş diyor. 11 milim fiberglass poller kullanılmış. Şöyle bir çadır. Bildiğiniz aile boyutu. 130'a 210 buranın boyutları. Çadırın kendi boyutları da 470'e, yaklaşık 5 metrelik bir çadır yani. 230 santimetredir. Yükseklikte 170 ortasında. Yani ayakta durabilirsiniz. Dışarıdan da 190 santimetreye eşittir bu yükseklik. Hudson 4 modeli geçiyor. Hudson da diyebiliriz. Evet, Hudson 4 modeli de 17.999 rubleye, yani 18.000 rubleye satılıyor. Bu da yaklaşık ne yapar? 6.000 lira yapar. TL bazlı. Zaten özelliklerini saydım. Decathlon'un buna benzer bir modeli var. Pavilion'un yanlış hatırlamıyorsam buna benzer modelleri var. Ortası zaten ortak alan. Yanlarda da ikişer kişi, işte mesela ebeveynler burada, çocuklar da burada uyuyacak şekilde düşünülebilir bir model. Aile modeli. Bunun bir büyükleri de var böyle. Bu artık 6 kişilik. Bir, ikisi arkada, ikisi de bu tarafta olacak şekilde. Ortada yine orta kullanım alanı olacak şekilde. 23.000 rubleye satışta. Tabii bunların büyük bir launch modeli de var. Launch modeli de yani gölgelik olarak düşünebilirsiniz. 11.000 liraya satışta. 6.4 kilogram ağırlığında. Bunu yani böyle sineklikli isterseniz kapattığınızda yine de bunların Base M diye modeli, buna benzer modeller Decathlon'da mevcut. Ayrıca yine de 4 kişilik başka bir modeli var burada. Atava 4 diye geçiyor. Outventure markasının çadırı. Bu 5.7 kilogram ağırlıkta. Yine de iç alan genişletilmiş diyor. 9.5 milim fiberglass poller kullanılmış. 3000 milim de su dayanıklığı var. Boyutları 255'e 4 metre. 4 kişilik yan yana yatacak şekilde ayarlanmış. Diğeri 2+2 idi. Bu da 4 kişi. Burası da artı önündeki yaşam alanı olarak veya işte eşyalarınızı koyabileceğiniz alan olarak düşünebilirsiniz. 130 santimetrelik tamburu var. Bir içeri uyuma alanının yüksekliği var. Outventure'ın Atava 4 modeli 11.000 rubleye satışta. 4 kişilik bir model. Görüntü olarak da bu şekilde. Bilmiyorum yansıyor mu acaba? Aydınlatmadan dolayı. Evet. Atava 4 modelinden ziyade bir de şöyle bir Trenton 4 modeli var burada. Bu da Atava'ya benzer bir modeldir aslında. 3000 milim su dayanıklığı var. Atava 4 modelinde olduğu gibi. Fakat bunun polleri daha kalın. 11 milimetre. Diğeri 9.5 milimetreydi. Ağırlığı daha tabii ki fazla diğerine göre. 8 kilogram ağırlığı var. Ve havalandırması diyor. Bunun daha çok geliştirilmiş. Improved Airflow diyor. Yani iç havalandırma diğerine göre bir tık daha önde. Boyut olarak yine 260'a 460 santimetrelik bir boyut tercih edilmiş. Uyku alanında anlaşılan 170 santimetre bir boyutlara sahip Trenton 4 modeli. Trenton 4 modelini de 14.500 diyebiliriz ruble fiyatı. Evet, incelemediğim tek bir bu dükkanda bulunan çadırı modeli kaldı sanırım. O da Twin Sky 4 diye geçiyor. Yine de Outventure modelinin markasının çadırı. Yani malzeme olarak hiç de Decathlon'dan geriye kalmır diyebilirim. 13.2 kilogram ağırlığı var. Bayağı bir ağır. 4000 milimetre su geçirmezlik dayanıklılığı var. 11 milimetre fiberglass polder kullanılmış ve yine de havalandırması diğerlerine göre geliştirilmiş bir model. 530'a 220 santimetrede boyutları. Burada da dediğim gibi 2+2 ortada genel kullanım alanı 210'a 210 neredeyse 4 küsür metrekarelik bir genel bir kullanım alanı sunuyor size. Evet, şu Twin Sky 4 modelinin fiyatı da böylece 21.999-22.000 ruble. 4 kişilik. Bunların bu arada hepsinin tabii ki garantisi vesaire bunlar mevcut. Rusya dahilinde. Yurt dışı garanti meselesi nedir, nasıl açıkçası bilmiyorum ama yine de burada alıp kullanacaklar için gayet bence kullanışlı. Şöyle kısaca çadır reyonu. Burada turizm yazıyor. Şöyle bir genel bir göstermiş olayım yine. Böyle bir tarplar da mevcut ellerinde. Yok belki de şu an. İnternetten sipariş edebiliyorsunuz. 450'ye 450, 5500 rubleye değişik modelleri var. 3 metreye 285 santimetre var. 7400 ruble. 3200 rubleye var. 4 metreye 285 santimetre. Yani istediğiniz boyutlara göre, istediğiniz aşağı yukarı modeller buradan tercih edip seçebilirsiniz. Sizin artık kullanım alanınıza, kullanım amacınıza bağlı olarak en doğru seçimi yapabilirsiniz. Bu daha büyük. 580'e 4 metre. 2.3 kilogram ağırlığında 5000 ruble. Aslında değişik böyle güzel çadır modelleri de mevcut. Ayrıca dışarıda bizim de benzerini kullandığımız WC ve işte duş modeli var. Kabin diye geçiyor. Kabin çadır, kabin tent diye. 4300 rubleye satışta. Dilerseniz böyle kamufle, askeri modeller tarzı olanlar da var modelleri. 7000 liraya 3 kişilik bir çadır. Tabi bu artık tercih meselesi. İstediğiniz zevke, renge göre bir takım ürünler bulabilirsiniz. Evet, bu şekilde uyku tulumları 4.999 rubleye ve bir incesi de 2.800 rubleye hatta 2.200 rubleye de bulunuyor. Toronto +10 modeli konfor derecesi +20, limit 10 ve ekstrem de 0 olarak geçmekte. Bunlar bedenlere göre anladığım kadarıyla farklılık gösteriyorlar burada. 100'e 200 ve 85'e 180. Bu medium large, bu ise X large, 2X large model olarak geçiyor. Kalan diğer hepsi Toronto +10 modeli. O yüzden pek fazla incelemeye bir şey kalmamış burada malzeme olarak. Şöyle bir kılıf gibi düşünebiliriz uyku tulumu içerisine. Fiyatı 2799 rubleye. Şu şişme yataklar Pavillo markası. 3249 rubleye düşmüş 5000 rubleden. %35 indirimde. 22 santimetre yüksekliğinde Bildiğimiz standart zaten Türkiye'de bulunan modeller indirimde şu an. Ayrıca Outventure'ın da kendi alternatif modeli var. Bu da 22 santiminde fakat 1959, %30 indirime girmiş bu da. Intex markası mevcut. 2 kişilik yazıyor. Çok iyi. 2700 liraya, 2700 rubleye indirimli fiyatı. Intex'in bir diğer modeli yine 25 cm yükseklikte ama tek kişilik olan da 2159 lira. 2159 rubleye. Yani arada 500'den az ruble fark var. Tek kişiyle çift kişilik arasında. Comfort Selection markası var. Yine 24 cm 3869 rubleye indirimli fiyatı. Intex'in kamp matı diye geçen bir matı varmış. 1979. Yani böyle yastıklı tarzı. 17 cm yükseklikte. Plajlık. Ayrıca pompalar. Şu pompalar 650 litre bir dakikada pompalıyor ve bunun fiyatı 1799 ruble. Şu da 680 litre hacimde, indirimde 1679 ruble. Aynısı da bir diğeri. Evet, tabii ki kampların olmazsa olmazı ice pack, jeldir. Bir yere çarptığınızda kullanabileceğiniz 529 liraya 1 kilo neredeyse 900 gramlık bir jel. Bunları biliyorsunuz zaten eczanelerde falan da satılıyor. Şöyle küçücük minnoş bir buz ice pack var, buz paketi 349 rubleye. Buz aküsü var böyle kocaman, büyük. Bunun da içindeki aynı jel malzemeden zannedersem mavi renkte. 499 ruble. Bir diğeri de bir küçüğü 429 rubleye. Şöyle 35 litrelik bir içerisi özel malzemeyle kaplı bir soğuk tutmak için soğutucu var. Standart bu modeller mevcut. Şu 20 litrelik soğutucular indirimde 2209 rubleye. Şu büyükleri 30 litrelikte, hatta 35 litrelik düzeltiyorum, 2719 ruble. Oturma için eğer dışarıdasınız, dış mekandasınız bunu böyle fotoğrafı yok herhalde ama geçirip oturmanız için pratik bir şey. Çocuklara özellikle 349 rubleye satışta. Şöyle folyolu matlar. Şu örtü hattı diye geçiyor. 899 ruble. Şurada bir diğer örtü. Böyle tutacaklı piknik örtüsü. Piknik blanket. 170'e 140 santimetre. 1699, yani 1700 rubleye indirimde. Şimdi bizde normalde bunu görmedim fakat burada görünce gerçekten çok şaşırdığım ve sevindiğim bir şey oldu. Bildiğiniz sineklere karşı ayrıca yani tam bir reyon ürünler sunulmuş burada. Geller var çeşitli, kremler var, böyle spreyler var. Bizim yani sinek of vesaire kullanıyoruz ama burada çeşit çok daha fazla. Hatta böyle bir direkt başa geçireceğimiz, şapkanın üzerine geçirebileceğimiz bir sineklik mevcut. Fiyatına bakayım hemen. 849 ruble. İndirime girmiş. 1000 rubleden 850 rubleye düşmüş fiyatı. Değişik. Bunun bir de bir böylesi var. Ona benzer. Ayrıca dediğim gibi sunscreen, güneş koruması, sivrisineklerden koruma, çocuklar için ayrı içerikli vesaire hepsi düşünülmüş. Bu şekilde satışa sunulmuş. Bakalım örümceğin özelliği neymiş? Örümceğin böyle ayrıca bir çantası da var. Evet, bu şekilde şu yandaki demirleri böyle katlayıp çıkarabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde çakmaklığı var. Üçlü. Bunun bir diğer iyi özelliği de böyle yanda bunu koyup yemeğinizi pişirdiğinizde, örneğin şöyle koyduk. Borusu da ayrıca yandan bu şekilde geliyor. Şuradan da ayarı var. Buradan direkt bağlayıp balona kullanabilirsiniz. 3000 ruble, 1000 liraya satışta. Bir de onun bir diğer benzer modeli var. Bu da 1000 liraya, yani 3000 rubleye satışta. Ayrıca şöyle 230 gramlık gaz kartuşları 349 rubleye, bir büyüğü de 549 rubleye satışta. Bu şekilde 450 gramlık. Bu bizim çakmaklı gazı olarak tabir ettiğimiz kartuşlar da 149 rubleye, yani 50 liraya bir tanesi. Şöyle sırt çantaları var. İndirimde 7139 liraya. Yani içerisinde yağmurluğu da var ayrıca. Üstünde ek olarak koyacağınız yer var. Alt ayrıca fermuarlı. 90 litre zannedersem. Hamper 90 diye geçiyor modelin ismi. 7999 liraya 60 litrelik bir model var. Bu şekilde. Trace 60 diye geçiyor bunun modeli. Trace 60 da tabii 60 litrelik bir küçük boy. Hava alanı, demir destekler, bel desteği, omuz desteği hepsi bulunuyor. Böyle indirimde olan 7649 rubleye Trace 75 modeli var. %15 indirime girmiş. Çok hoş, çok güzel bir çantalar gerçekten. 5260 liraya %15 indirimde Creek 80 modeli. Böyle haki, yeşili sırt çantası mevcut. Evet, Creek 65, yine de 65 litrelik %15 indirimde 4759 rubleye şöyle bir modeli var. Tabi ayrıca yağmurluklar da mevcut. 100-120 litrelik bir çanta için yağmurluk indirimde 849 rubleymiş. Termos ve suluk reyonunu incelemek istedim. Şöyle plastik, tek elle açabileceğiniz, suyunuzu yudumlayabileceğiniz bir suluk var. 699 rubleye, 700 rubleye yani. 0.5 litre hacmi var. Renklerde çeşit çeşit, istediğiniz yeşili, turuncusu, mavisi, grisi vesaire. Ona benzer bir diğer model de şu. Bunun ayrıca bir askısı da var bu şekilde, plastik bir askı. Bu 800-799 rubleye satışta. Şu sulukta yarım litre, 0.5 litrelik bir hacme sahip. Bir tık büyükleri var altta. Şöyle şeffaf var, mat olanlar var. Güzel böyle dokunuşta, yani elinize güzel böyle sağlam bir hissiyat veriyor. Baktığınızda şöyle açtığınızda pipetli yudumlayabileceğiniz bir suluk. Kapandı mı tamamdır. Askısı 1099 ruble. Bunun 0.7 litrede hacmi var. Ayrıca böyle çay, kahve için, sıcak içecekleriniz için maglar mevcut. 0.4 litre hacmine sahip. 600 ruble de fiyatı. Çeşitli renklerde yine de bulabilirsiniz. 1149 rubleye 0.75 litrelik bir suluk. En altta da termoslar geliyor artık. Şu termosu beğendim. Böyle hissiyatı ele aldığınızda verdiği güven hissi güzel. 2299 rubleye vakumlu 1.8 litre hacme malik sahip bir termos. 24 saatle sıcak ve 36 saat soğuk tutabilme özelliği varmış. Kampta ve piknikte kullanabileceğiniz böyle plastik kaşıklar, bıçaklar 49 rubleye. Çeşitli plastik ürünler mevcut. Böyle çift taraflı kaşık, bıçak olan kaşık çatal olanı düzeltiyorum. Yanında da tabii bıçak özelliği olan da bir ürün var. Şimdi bu tercih meselesi. Bunu belki piknikte kullanılabilir ama kampta biraz daha bana göre sağlamda ciddi bir şeyler iş görür. Bazen can kurtarır. 99 rubleye satılışta. Şöyle çok basit böyle plastik bardaklar var. Karabinalar mevcut. 299 rubleye. Şu ürünü çok beğendim. Çok değişik. Böyle plastik katlanır bir filtre kahvesi. Çin filtre. Şöyle yandan bir bakmaya çalışacağım. Evet. Tam tamına bu şekilde. Şöyle açtınız mı? Tamamdır. Altında delikler var zaten. Şöyle direkt açtınız. Koydunuz böyle. Kahvenizi üstten koydunuz mu? Aşağı süzülüyor delikten. Kahve de burada hazır. Yudumlayabilirsiniz. Ayrıca fiyatı da indirimde 594 rubleymiş. Evet, aynı plastik kabların böyle plastik fincanları da var. Şöyle %15 indirime girmiş metal ürünler. Paslanmaz çelikmiş %100. 679 liraya. Böyle tek kulplu. Şöyle. Gayet de hafif, çok ağır değil. Yine de paslanmaz çelikten indirimde 349 liraya böyle bir kaseler mevcut. Hemen şurada 5199 rubleye Northland'in şöyle göstermiş olayım. Pişirme seti var. Camping Cookware set. Bayağı bir ağır. 1 kilo 200 gram yazıyor ağırlığı. Ama ele alınca gerçekten çok böyle sağlam bir hissiyat var. Alüminyummuş. 7 litreye kadar sıvı alıyor içerisine. 3 litre büyük kazan. 2 litre orta, 2 litre de küçük tava gibi olan kazan. İç içe giren. Böyle tatlı bir kulpu var. Hepsi birbirinin içine giriyor. Böyle grili, kırmızılı ve bordolu. Güzel bir tatlı bir model. Evet, pişirme setlerine, yemek setlerine devam edersek. Bir de şöyle bir modeli var. Fiyatı 2599 ruble. Bu da %90 diyor paslanmaz çelik, %10 silikon, Çin'de üretilmiş. Silikon herhalde %10 olan kulplarından bahsediyorlar. Bu şekilde küçücük aslında, minicik ve tatlı. Bu da güzelce böyle birbirinin içine girip saklayıp kullanabileceğiniz bir ürün. İçinde saklama torbası çıkıyor. Böyle. Bir de alt tavası var. Yani bu bence tek kişilik veya taş çatlasını 2 kişilik işinizi görür. Fakat daha kalabalıksınız eğer, bu pek fazla işinizi görmeyebilir. Ama yine de hafif, güzel bir ürün. Paslanmaz çelik olması da iyidir. Biliyorsunuz alüminyum pek önermiyorlar yemekte kullanmanıza. Boyutlarına geldiğimizde ağırlığı 300 gram, 0.6 litre küçük tavası, 1 litre de büyük kazan diyebiliriz abi. Tencere neyse artık. Onun hacmi, onun boyutu. Cookware set diye geçiyor. Tabii bunlar büyük abisi. Outventure modeli. Çok tatlı bir tavası var. Böyle yuvarlak. Yani içinde bir tane güzel böyle yumurta. Olmadı 2 tane yumurta, tamam. Kızartabiliriz belki. Ama burada güzelce böyle çorbanızdır, yemeğinizdir, yumurta kaynatması vesaire yapılabilir. Altında da böyle güzel bir değişik bir şey kullanılmış. Tasarım kullanılmış. Isıyı eşit şekilde yansıtması için zannedersem. Güzel, değişik bir model burada dediğim gibi. Kapağı da hemen bunun üzerine gelince böyle hem ağzının kapağı oluyor hem de ayrıca tava olarak kullanabilirsiniz. Bunlar tabii ki katlanıyor hepsi. Silikon malzeme. Bu şekilde. 3699 rubleden 2589 rubleye düşmüş fiyatı. Yani dediğim gibi 1-2 kişilik şöyle güzel tatlı bir tava tencere seti. Şunu çok beğendim. Çok tatlı bu da. Pişirme 1.3 litre hacmi varmış. 300 gram ağırlığı ama alüminyum bu. Paslanmaz çelik değil. Evet. Şunun da güzel böyle bir kulpu var. Üste katlanıyor. Yanı böyle bir güzel bir malzeme, bez tarzı bir malzemeyle kaplanmış ve çok çok tatlı bir kulpu var. Şöyle katlayıp kapatabilirsiniz. Açtığınızda da bu şekilde kalıyor. Bu da tencerenin kendisi. Yine altta aynı spiralla benzer bir teknoloji kullanılmış. Şunu ağzına kapattınız mı? Şu da geldi mi? Kulp da kapandı mı? Küçücük böyle bir ürün. Bunun da fiyatı 2379 ruble indirimde halihazırda. Aynı şekilde daha büyükleri de bunların mevcut. Hepsini birer birer açmak istemiyorum. Zaten şekil olarak aynı. Aşağı yukarı hepsi. 2 kişilik diyor bu da. Şunların fiyatı yine indirimde 3999.94 rubleymiş. Bu artık 4 kişilik set halinde. Şunu çok merak ettim. Bunu incelemek isterim. Ayrıca bir saklama kılıfı çıkıyor içerisinden. Bu el, burası silikonlu, güzel, hoş, elden kaymaz. Kilit sistemli, mekanizmalı bir kulpu var. Kapağı. Şöyle bırakalım. İçinden tabaklar çıkıyor. Değişik tasarımda tabakları var. Elim biraz kaydı. Heh. Yanlardan burası zaten kaymasın diye böyle şeylerle yapmışlar, şeritlerle yapmışlar bunu. Şöyle değişik bir tabağı var, plastik tabii ki. Şunu bence birisi ellemiş, olduğu gibi dökmüş bunun içerisine. Böyle kaşıklar, çatallar, çok değişik bir bıçağı var. Bakar mısınız bunun şekline? Şöyle. Çok tatlı. Ve bardakları. En altta da yine yani hepsini çıkarsak içeri toplaması zorlayacak bizi. Şöyle altı düz. Deminkiler gibi spiral şeklinde değil. Şu tabağı hemen olduğu gibi içerisine yerleştirip şunun da şunu üstüne koymuşlardı galiba. Karıştırdıkları için. Evet. Şu şimdi kapanacak normalde. Şu kilit mekanizmasında böyle bastık mı kapanıyor. Evet. Şunun şöyle 1.4 kilogram bir ağırlığı var. 10.3 litre su alıyormuş, sıvı alıyormuş içerisinde. 4 kişilik bir alüminyum set, pişirme seti. Fiyatı da bunun da indirimde 5694 ruble. Şöyle alüminyum tencereler de var. Direkt askılı. Yani şunu şöyle ateşin üzerinde böyle direkt asıp yemeğinizi, çorbanızı pişirebilirsiniz veya suyunuzu kaynatabilirsiniz. Fakat dediğim gibi alüminyum olduğundan dolayı sağlık konuları tartışılır tabii. Birileri bir şey olmaz kullanabilirsiniz, birileri yok işte. Sağlıklı değil, kullanmamayı önerirler. Artık sizin tercihiniz. Alüminyumdan yapılmış, 520 gram ağırlığı var. 4 litre sıvı alıyormuş içerisine. Ateş üzerine koymaya uygundur. Fiyatı 1799 ruble. Şöyle göstermiş olayım. Bir büyük boyunun fiyatı da ve ölçüleri de bu şekilde. 8 litre sıvı alıyor. 830 gram ağırlığında yine alüminyum malzeme ve indirimdeyken 1559 ruble. Yani tahminen 500 lira gibi bir fiyatı var. Hemen üstünde şöyle katlanır kamçı küreği bulunuyor. Bu da indirimde. 1144 rubleymiş fiyatı. Şöyle meşhur bir markayı anımsatan turunculu siyahlı yine ama yine Outventure'a ait bir balta var. Hem de nasıl anımsatıyor, her tarafı, kılıfı, üstündeki kapağı bile meşhur Avrupa markası anımsatıyor. Şu baltanın fiyatı da böylece 3000 lira. 3000 ruble, 2999 rubleye satışta. Şöyle bir testere var. Zincir testere. Chainsaw diye geçer. 1444 rubleye indirimde satışta. Şöyle kemerinize takıp yanınızda alıp kullanabilirsiniz. Küçük bir aydınlatma. 60 lümen. Mıknatıslı üstü. 629 rubleye. İndirimde %30 indirime girmiş. Ayrıca böyle ateşin üzerinde yemeğinizi asıp pişirebileceğiniz, deminki şu tarz tencereleri kulpundan asıp pişirebileceğiniz bir askı zincirleri ve ipi var. 2099 rubleymiş fiyatı. Şöyle açık bir modeli vardı. İçerisinde böyle demir, herhalde bu askıdır, yandan yana ipler var. Şöyle bir de ayrıca zincir bulunuyor. Askı zincirleri. Set şeklinde böylece satın alabilirsiniz. Poller var. Yedek pol olarak düşünebilir veya çadırınızın tentesi, ek tent olarak kullandığınızda mesela 240 cm boyutta tenteler var burada. Ayrıca bunlardan da 1299 liraya alıp kullanabilirsiniz. Yedek tenteler, yedek poller bulunuyor. Bir tık daha büyük pol var. Direk var. 1359 liraya indirimde. Kazıklar var böyle. Bildiğimiz standart altılı set. 699 rubleye. Şuraya kadar gelmişken şu köpük matları da bakmış olalım. Çift katman. Gayet kalın. Neymiş? 1.2 santimetre kalınlığında, 180'e 60. Fiyatı da 900 ruble, 899 rubleymiş. Ayrıca şu reyonda batonlar mevcut. Çeşitli ihtiyaçları karşılayabilecek batonları buradan temin edebilirsiniz. Fiyatlar 2000 rubleye, 1349 ruble, 2209 ruble gibi bu aralarda değişmektedir. Böyle teleskopik poller için ayrıca bir kılıf var. Şu kılıf da 559 rubleye satışta. Şöyle bunların basketleri var. Başlıklar var diyebiliriz. Demirleri ayrıca yedek parça olarak satışta. Şu kısımlar, ayaklar. Yani bunu Skandinav yürüyüşü olsun, trekking olsun gibi etkinliklerinizde rahatça kullanabileceğiniz ürünler. Şunlar dry sack. Eşyalarınızı 30 litre hacminde eşyalarınızı içine koyup ağzını kapattığınızda kolay kolay ıslanmaz, sıvı geçirmez. 95 gram ağırlığında 1599 ruble fiyatına. Kamp duşu var bu şekilde. Bunlar bizde zaten çeşitli markaların benzer kamp duşları var. Hatta bizimki bir aknada yırtılmıştı. 849 rubleye burada. Yani neredeyse tahminen 280-300 lira civarı. Bence Türkiye'de çok daha uygun aynısı bulunabilir. Şöyle çantalar var. Yolculukta ben mesela tercih ederim bu tarz şeyleri. 1799 ruble. Sportmaster mağazası 2 katlı. Bu kısmı kamp ve turizm amaçlı. Şu köşeyi ayırmışlar. Dediğim gibi bunların dijital katalogları var. Online katalogları. Kataloğunda çok daha fazla ürün ve çeşit bulabilirsiniz. Burada hemen hemen her spora göre ayrı ayrı birimler var. İkinci kat komple kadın reyonu. Oradan istediğiniz ürünleri seçebilirsiniz. Tabii ki ayrıca katalog üzerinden de istediğiniz spora göre seçim yapma durumunuz var. Mesela şuradan kamp ürünleri yazdığımda bu şekilde bir sürü ürün çıkıyor. İndirimleri de görebiliyorsunuz. Deminki masaların mesela fiyatlarını görememiştik. Burada yazıyor indirimli fiyatları. Buradan direkt sipariş verip evinize gelebilir bu ürünler. 6.199 liraya şu 4 sandalyeli masa. Yani 2.000 lira neredeyse. Bence çok iyi bir fiyat. Şu da çok güzel bir masaya benziyor. Teleskopik ayaklarla zannedersem. Girip örneğin bir hamam. Ne gibi özellikleri var? Bakıp buradan direkt sipariş verebiliriz. Veya buna benzer ne gibi ürünler var? Kendisi direkt tavsiyede bulunuyor. Özelliklerini yazar burada. Direkt yorumlar varsa yorumları yazar. Baya baya bir yorum varmış burada. Hamakla alakalı. Olmadı. Geri dönüp yine de devam ediyoruz. Dolayısıyla gerçekten çok pratik, kullanışlı bir siteleri var. Buradan amacınıza uygun olarak istediğiniz ürünleri dükkanda, mağazada olmazsa buradan da sipariş verebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bununla bizim kamp ve outdoor ürünlerine dair incelememiz sona erdi. Umarım faydalı oldu. Umarım Türkiye'de olmayıp burada olan ürünleri gördünüz. Fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sporla kalın, doğayla kalın, tebessümle kalın.